Önümde yemek olunca geldim diyorsun. Koşturuyor. He. Beraber duruyor. Lapseki ilçesi Köylerizme Götürme Birliği'nin 2019 yılı birinci olağanüstü meclis toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Lapseki Köylere Hizmet Götürme Birliği Birlik Meclisi'nin olağanüstü toplantısına iştirakinizden dolayı başta Sayın Valime ve tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Sayın Valim, bugün olağanüstü toplandık. Olağanüstü toplanma nedenimiz olağan toplantılarımızda olduğu gibi yatırımlar. İlçemiz dün, bugün inşallah bu kararlarla da yarın ayrı yatırımlarla buluşacak. Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak hazırlamış olduğumuz ve zatenlerinizin de destekleriyle Kocabaşlar köyümüzde bulunan yaklaşık olarak 150 yıllık tarihi olan bir havuzun, sıcak su havuzunun termal turizme kavuşturmak projesi için 800 bin liralık destek aldık. Bu destek için yatırım kararına geçirebilmesi için meclisimizin bir karara ihtiyacı vardı. Bugün onu görüşeceğiz. Muhtarlarımızın talepleriyle Köylere Hizmet Götürme Birliği yakından ilgileniyor. Köylerimizin hem altyapısında hem üst yapısında çok değerli çalışmalar yapıyoruz. Beraberinde köylerin yatırımları yanında merkezi idareden gelen kaynaklarla da eğitim kurumları, sağlık kurumları, özellikle de ulaşım ağında zatenimizin desteğiyle feribot iskelemizin tamiratı ve tadilatını yaptık. Lapseki'de hem merkezi idarenin hem yerel otoritenin ve kamu kurumlarının işbirliği içerisinde yapmış olduğu çalışmalar gün geçtikçe kendini gösteriyor. Her gün bir harman zamanı oluyor. Çünkü zamanında ekimini yapıyoruz, zamanında biçiyoruz. Başta sizlerin olmak üzere sayın vekillerimizin kıymetli desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. 24 saat çalışma düsturuyla hizmetler devam ediyor. Bizim de burada kaymakamlığımızın önderliğinde İlezödere ilçeli özel idare ve belediyemizle birlikte ortak bir projemiz olacak. Köylerimizin eksiklerini biliyoruz. Ufak tefek eksikler de olsa yeni bir projeyle bu sorunları çözmek, özellikle içme suyu ve depolarla ilgili sıkıntıları çözmek için yeni bir projemiz olacak. Evet, biz de Lapseki olarak bütün kurumlarımızla, bütün ilçe, belde, köylerimizle uyum içerisinde olduğumuzu, 5 yıldır uyum içerisinde çalıştığımızı, uyum içerisinde çalışıldığı takdirde de, birlik beraberlik içerisinde çalışıldığı takdirde de 4 yılda 5 yılda ne kadar hizmet yapılabildiğini hep beraber gördük. Yıllardır bekleyen birçok yatırım bu dönem hep birlikte çaba göstermemiz neticesinde başta Sayın Valimiz olmak üzere Sayın Kaymakamımız, Grup Başkan Vekilimiz, Sayın Bülent Turan kardeşimiz, milletvekilimiz Jurda Hanım'ın ve daha önceki milletvekillerimizin de desteğiyle ilçemize son dönemlerde gerçekten çok iyi yatırımlar yapıldı. Ben diyordum daha önceleri, Lapseki emekleyerek veya yürüyerek diğer ilçeleri yakalayabilmesi mümkün değil diyordum. Koşmamız gerekiyor, uçmamız gerekiyor diyordum.
Hepinizden Allah razı olsun. Gerçekten ben bu dönem uçtuğumuzu düşünüyorum. Koştuğumuzu düşünüyorum. Yoksa hastanesinden hükümet binasına, hükümet binasından adliye binasına, efendim bir dönem içerisinde, 3 yıl içerisinde 3 tane okulun yapılabilmesi, birçok yatırımın proje aşamasında olması, yerel yönetim olarak memleketin en büyük sorunlarından birisi olan temel olmazsa olmaz diyerek başladığımız altyapının tamamen bitirilmesini, üstünün bitirilmesi, bunun yanında birçok yatırımın yapılması, yeni hizmet binaları, sahiller, çevre düzenlemeleri, sosyal tesisler ve birçok sosyal kültürel projeler hepsi bu dönem hep birlikte. Sayın Valimiz başta olmak üzere onların da destekleriyle bize çok destek oldular. Allah razı olsun. 15 Temmuz Şehitler Parkı'nı yaptık. Oraya çok büyük destek verdiler. Şimdi yeni projemize yine Güney Marmara Kalkanı Ajansı'ndan çok destek verdiler. Bütün çalışmalarımızda Sayın Valimiz başta olmak üzere uyum içerisinde olduktan sonra sorun yok, işler yürüyor. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder diyoruz. İlçemiz gerçekten belirli bir seviyeye geldi. Olmaz denilen birçok işi yapabildik. 12 binlik bir ilçede doğalgazın olması hepimiz için önemli. Belki bizim kadar küçük ilçelerde doğalgaz vardır ama yanından geçiyorsa vanayı bırakmışlardır, öyle vardır. Sadece 12 binlik bir ilçe için 42 kilometre bir taraftan, 35 kilometre bir taraftan, yani hem Çanakkale'den hem Biga'dan doğalgazın gelmesi çok mümkün değil. Bu Türkiye'de az olan ilçelerden birisiyiz. Ama bunlar işte hep destek de oluyor bize. Destek veren insanlara buradan çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder diyorum. Çünkü memleketin yatırıma, birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. Eğer ki birlik beraberlik içerisinde olursa Yapsekir'in bir dahaki dönem çok çok iyi yerlerde olacaklarını düşünüyorum. Hepiniz tekrar saygıyla selamlıyorum. 2016 yılında Çanakkale'de göreve başladığımızda tabii Lapseki'yi ben 2012'de biliyorum. 2012 yılında buraya gelmiştim. 2008'de Çanakkale'ye gelmiştim. Ama şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu ilçeye geldiğim zaman kendimi gayet huzurlu, keyifli hissediyorum. Neden? Çünkü bu enerjiyi sizden alıyorum. Sizin bu birlik beraberliğiniz, hep birlikte iş yapmanız, başkanım diyor ya, emeklerken koşmaya başlamanız, artık maraton koşusu bu. Şimdi yapılan hizmetlere bakıyoruz. Şimdi ben tabii 2012'de geldiğimde dedim ki bu ülkede çok şey yapılması lazım. Çok şey altyapıdan üst yapıya. Çok şeye ihtiyacı olduğunu o dönemde fark ettim. Şimdi tabii bakıyoruz Lapseki Hükümet buna, adliyesiyle birlikte gayet hakikaten vatandaşımıza hizmet verecek bir donanıma sahip, fiziksel altyapıya, üst yapıya sahip, tefrişatıyla birlikte Lapseki bunu hak ediyordu. Gerçekten güzel bir hizmet oldu. Burada geçmiş dönem kaymakamlara, şimdiki kaymakam kardeşimize, belediye başkanımıza, il genel meclis üyelerimize, siz muhtarlarımıza tabii ki Lapsekili, Çanakkale milletvekili Bülent Turan Bey'e teşekkürlerimi, şükranlarımı ifade ediyorum. Başlamasıyla bitmesi bir oldu. Ödenek konusunda hiçbir sıkıntımız olmadı ve hakikaten belki 50 bin, 100 bin nüfuslu Lapseki'ye göre bir hükümet konağı ve adliye binası oldu.